Selamlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Buğra ile birlikte geçen hafta da belirttiğimiz gibi artık nostaljik olan, sinyorun özü olan, benim bir zamanlar pek artık bıktığım, ben özel içerikleri daha çok seviyorum, tekrarlıyorum ama sezon başında bahsetmiştik, sürekli özel içerikler üretirsek ya dergiden bizi kovarlar ya podcast'i, yani bir şey yapamayacağımız kesinleşir, hiçbirinde bırakamayacağımız için. Ara ara böyle ufak soru cevap ya da İtalyalı gibi güncel, daha hap özel çalışma istemeyen içeriklere yöneldik. Bu hafta da soru cevap haftamız. Evet Buğra'cığım, seninle ilk yapacağız herhalde soru cevabı. Evet, aralarda destek veriyordum ama daha çok sevgili Alp Tuğuslu soru cevap bölümlerinde sana yardımcı oluyordu. Bugün beraber ve sezon boyunca da beraber bunu yapmaya devam edeceğiz. Geçen hafta da söylemiştik, yemek sepetiyle beraber sezonun geri kalanını da hazırlayacağız. Senior ne diyoru. Ve sizden gelen soruları da her bölümde zaten konuşuyorduk. Onlardan bir tanesini bir şanslı izleyenimize yemek sepetinde bir hediyesi olacak. Biz de sizden gelen soruları şöyle bir toparladık. Öyle bir kavanozumuza attık. Hepsini zaten uzun uzun konuşacağız birazdan ama ilki için bir şanslı kişiyi arıyoruz. Aynen. Baba. Box to Box'ta da bunu yapardık. Buradan Emre ve Uğur'a da selamlar gönderelim. Öyle de bir nostalji. Oradan da bir selam. Aynen öyle. Bakalım, çek bakalım. İlk sorumuzu böyle belirleyeceğiz. Sonrasında gelen soruları akışında devam edeceğiz. Can A. Sıkı takipçilerdendir. Evet. Ben Can A'dan tanırım. Yani profil fotoğrafı bile gözlerimde şu an. Önce bize bir hayırlı olsun temennisinde bulunmuş, sağ olsun. Adettendir, soru da soralım. Darmian bu sefer olur mu? Benim çok ümidim olan bir oyuncuydu sanki. Bu sezon kariyer senesi olacak gibi geliyor bana. Can, bunu herhalde biraz önceki haftalardan almışız. Darmian sakatlandı. Biraz umutlanarak da sormuş ama. Evet. Yani kendi standartında fena bir sezon geçirmiyor. Hakkını aynen teslim edelim. Ama senin çok beğendiğin bir bek olmadığını biliyorum. Özellikle İtalyan bek kültürünün o agresif, korkusuzca çıkan, vuran kıran diyelim bek kültürünün çok üyesi olduğunu düşünmüyorsun. Ve izledikçe ben biraz şeyi anladım. Yani tek pasta mesela topu ayağından çıkarmak istiyor. Tek hamlede o vuruştan kaçmaya çalışıyor gibi hissettiriyor bana. Hani karşısında çok ciddi fiziksel temasa giren bir oyuncu yoksa eğer iyi maçlarda çıkardığı oluyor ama hani ne bileyim. Milan maçı. Milan maçta Leao biraz sıkıştırdı onu mesela. Ha, karşıdan savunmacı olarak çok zorlayan biri yoktu belki. Theo Hernandez'in olmadığı bir maçtı o. Ama o taraftan anlıyorum, evet, neden beğenmediğini. Inter konuşurken de demiştik niye Danfi'yi oynatmıyor anlamıyorum. Hmm. O formaya aldı, golünü de attı. Stoper ortaladı, sağ bek kafayı vurdu. O benim daha çok beğendiğim bir oyuncu. Darmian şundan, Darmian futbol oynuyor. Yani bek oynarken stoperden bozma bir sağ bek, sağ kanat, kanat bek her neyse olduğu belli oluyor. Darmian bir stoperdi. Milan'da da stoperdi. Sonra Ventura'nın Torino'suna gitti. Orada Ventura onu biraz da böyle gelenekçi bir hoca olduğu için şey tipi, İtalyan tipi bir stoperden bozma sağ bek oynattı. O sezon parladı. Sonra Dünya Kupalarında ben özellikle Uruguay maçını hep örnek gösteririm. Yani Uruguay maçında De Sciglio ile Darmian'ın pısırık iki bek olduğu çok iyi ortaya. Yani hele Zambrotta, Grosso, Maldini falan. Tabii. Ondan sonra yani benim beğenmediğim bir oyun. Şimdi de mesela ben Dumfries'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü adam o ek hücumcu olarak katkısını acayip veriyor. Daha atletik. Yani ben bek oyuncularında bunları aradığım için Darmian'ı hiçbir zaman öyle çok beğendiğimi hatırlamıyorum. Ama evet, Can o açıdan soruyorsa ben de sana katılıyorum. Bu sezon kendi performansına nazaran Inzaghi de yavaş yavaş mutlu etti bize. o hak ettiği övgüyü almaya başladı. Ben biliyorsun sezon başından beri seninle konuşuyorum. Tabii, tabii. Üzülüyordum. Yani sanki adam mahvetmiş gibi bir takımı. Çok iyi yolda gidiyorlar. Orada da o özel performans aldı. Ne kabuğunu kırdı oyunculardan biri. Evet, olabilir Darmian. Oradan hakkını teslim edelim. Peki diğer sorulara geçmeden önce Yemek Sepeti'ne bir kez daha teşekkür edelim. Yemek Sepeti'nde indirim yağmuru devam ediyor. 10 binden fazla restoranda %25 ile %50 arasında değişen üst limitsiz gerçek indirimlerden siz de faydalanabilirsiniz. Şimdi Yemek Sepeti uygulamasını indirin ve 10 binlerce avantajlı menüden istediğinizi seçin. Evet baba, devam edelim sorulara. Pidelerimizi de söylemiştik Yemek Sepeti'nden. Aynen. Birazdan program bitince yeriz. Önce sohbetimize geçelim. Bir şey mi ekleyecek mi? Yok, sorularımızı... Yani şanslı izleyicimizi çekiyoruz. Ondan sonra
eski usul devam ediyoruz. Aynen. Kalanları sıradan okuyup cevaplayacağız. Can A adlı takipçimizle de temasa geçecek arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ve Muhammed Arıcan'ın sorusuyla başlayalım. Kupa Galipleri Kupası'nın Şampiyonlar Ligi'nin genişlemesiyle dibi gördüğünü görüyoruz demiş. Genişlemeden önceki süreçte zaten Şampiyonlar Ligi ilk kurulduğu yıllarda da demiş. Yani 90'ların başına referans vermiş. O dönemde de önemini yitirdiğini söyleyen yorumlar var. Siz buna katılıyor musunuz demiş. Yani Kupa Galipleri'nin önemini yitirmesindeki zaman çizelgesi nasıl çizersin diye sormuş özetle. Yani sen ne düşünürsün bilmiyorum ama ben şöyle düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi şöyle etkiledi. İkinciler, üçüncüler gitmeye başlayınca UEFA Kupası'nın eski etkisi kalmadı. Eskiden UEFA Kupası'na Napoli'nin kazandığı dönemi söyledik. Gladbach'ın kazandığı dönemler. Inter'in işte Trapattoni ile kazandığı dönem. Yani orada Torino-Ajax finali. Yani böyle acayip UEFA Kupası sezonları var. Çok zorlu. O çok zor bir kupaydı. Şampiyonlar Ligi'nde ikinciler, üçüncüler, dördüncüler gidince yani bunlar UEFA Kupası takımlarıyken bugün bunu hayal edelim. Yani İngiltere ikincisi, üçüncüsü. Tabii. İtalya ikincisi, üçüncüsü. İspanya, düşün Barcelona ile Real'in o acayip 10 senesinde birisi UEFA'ya gidecekti her sene. Hani o bence UEFA'nın etkisini azalttı. UEFA'nın azalan bu etkisinde de işte Galatasaray'ın kazandığı UEFA dönemi artık UEFA'nın son şeyiydi yani böyle. Hani ciddi zor kupa olduğu dönemlerdi. Ondan sonra böyle 2000'lerle birlikte yavaş yavaş o şey azalacaktı. Yani UEFA'ya zaten 4'ler, 5'ler, 6'lar geliyor falan filan. Onun için kupa galiplerini onunla birleştirdiler. Bence de yanlış bir uygulamaydı. Kaliteyi arttırdı mı görüyoruz. Çok arttırmadı. Yani kupa galipleri böyle aslında bence zedelendi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nin genişlemesi bir payı var ama esas pay Şampiyonlar Ligi'nin etkisiyle elbette doğru. UEFA'nın zayıflamasıydı. Öyle bir kupayı birleştirdiler. Ama genel olarak baktığımızda ben biliyorsun çok severim Kupa Galipleri Kupası'nı. Çok güzel hikayeleri olan, çok sevdiğim takımların olduğu kupa ama Kupa 2 mi gerçekten? Ondan çok emin değilim. Çünkü yani Kupa 2 olma nedeni ikinci UEFA organizasyonu. UEFA Kupası sonra 70'lerde çıkıyor. O şeyler de fuar şehirleriyle de UEFA'nın alakası yok. Fuar şehirleri şehrinde fuar düzenlenen takımlar yapabiliyor. Yani öyle bir ikinci, üçüncü olman gerekmiyor. UEFA Kupası 70'li yıllarda başlıyor. Onun için Kupa 3. Yani ama prestij olarak Kupa 2 mi Kupa Galipleri ondan emin değilim. Kupa Galipleri'nin çok böyle ya bomboş finallerin olduğu çok sezon var. Ya iki tane takım denk getiriyor, eliyor. Pat finale çıkıyorsun filan. Yani onun için çok da yanıltıcı olduğunu düşünürüm o açıdan. Ya severim, çok severim. Yani Sampdoria'sından tut da tabii. Bir ton Anderlecht Kupa Galipleri'ni çok İyi takımlar oynuyor. Dinamo Kiev'a keza. Ama yani UEFA Kupası daha prestijli gelir bana hep. UEFA Kupası Şampiyonlar Ligi'nin artık 10'uncuya kadar yelpaze açılınca şey bilet sayısı esas UEFA'nın zedelendiğini düşünüyorum. Evet. Yani çok detaylı anlattın zaten. Dediğin gibi sadece eskiden işte Barcelona mesela dünyanın en büyük kulüplerinden biri dediğimiz Barcelona'nın çok uzun süreler, çok fazla sezonlar hep Real'in arkasında kaldığı için kupa galiplerinde yarıştığını görüyoruz mesela. Dediğim gibi bugün dahi işte Chelsea, Liverpool, City'den sadece bir tanesinin Şampiyonlar Ligi'nde, diğerinin kupa galiplerinde ya da UEFA Avrupa Ligi'nde olduğunu düşünelim. O zaman zaten havuzun kalitesinin ne kadar yukarıya çıktığı aşikar. Diğer soruya geçelim. Sebahattin Bey sormuş. Zor bir soyad, o yüzden onu alamadım. Mancini üzerinden milli takım oyuncu seçimlerini sormuş. Çok uzunca detaylar da vermiş. Scamacca örneğini sormuş. Onun detaylarını bu arada Sassuolo konuşacağımız için Serie A programına saklıyoruz Scamacca'yı, onu söyleyelim. Ama genel oyuncu seçimleri nasıl buluyorsunuz? Scamacca 2-3 maçtır aslında ilk 11'e yerleşti ama hemen takıma girdi diye sormuş örneğin. Serie A'yı sizce iyi süzüyor mu demiş Mancini. Süzüyordur herhalde. Estağfurullah ya. Şimdi yani öyle bir şeyimiz olamaz. O şuna bağlı. Yani neye sarılacağına bağlı bir şey bence. Şimdi Mancini'yi orta sahada eleştirebiliyor muyuz? Daha formda şu var, niye oynatmıyorsun diyebiliyor muyuz? Çünkü orta sahada çok alternatif var. Bir Mancini'nin takımının bir noksanı var. Center for, merkez. Onu çok önceden ben söylemiştim de bayağı bir küfür yemiştik. Immobile onun sistemine uygun bir center for değil. İsterse 450 gol attı. Immobile zahmetli bir center for. Ya onun için o Lazio çok uygun. Mesela Dortmund'a gittiğinde box to box'ta biz konuşmuştuk. Yani şey Werner üzerinden. Yani Dortmund'a gittiğinde de Klopp onu 425 kere izlemiş. Ya izlesin de Dortmund ayrı bir şey oynuyordu Torino'ya göre. Olmadı. Sevilla'ya olmadı. Gene Lazio'ya geldi. Pat orada gene bitti ama milli takımda onu göremiyorsun. Yani şimdi bir yandan her sezon 30'u neredeyse garanti bir center forum varken de onu da pat diye kesmen de zor.
Adam da onun için belli çözümler aradı o elemelerde. Ben İtalya'nın elemelerde zorlanacağı da sevgili Bedirhan'la şampiyonluk sonrası onun kanalında bir konuk olmuştum. Orada da söylemiştim. İtalya bu yani. 82 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya. Euro 84'te Kıbrıs'a puan veriyor. Yani onun için. Onu sen de biliyorsun. Son 2 aydır İtalya, 3 aydır İtalyanlarla çok içli dışlısın. Yani İtalya bu. Onun için o başarısızlığı sadece taktik, teknik, oyuncu seçimiyle anlatamayız. Ama arıyor Mancini. Bence araması da iyi. Evet, performansları değerlendirecek. Geç kalacak. Erken davranacak bilemeyiz ama forvette böyle bir bence sıkıntısı var. Yani Immobile biraz formu düşse bence daha rahat hareket eder adam. Ama düşmüyor, atıyor. Bak ben mesela Sarri'de ona uygun olduğunu düşünmüyorum Sarri futbolunun. Abi orada da atıyor adam yani. Hani o Lazio'da alışmış artık o şeye. Orada atacak. Basketbol derlerdi ya potayı tanıyor diye. Onun gibi kalelere artık alıştı. Derge de referanslıyorum. Yeni sayımız da çıktı. Kapağından da anlaşılabileceği üzere epey bir İtalyan merkezli 2021'i değerlendirdiğimiz bir sayı yaptık sevgili İlhan. Orada da ben John Foote'la konuştum. İtalya kültürü üzerine çalışmaları olan bir akademisyen. O da diyor yani iyi bir şey olduysa başımıza kötü bir şey gelecektir gibi bir söylem vardır diyor. İtalya'yı böyle anlatabilirsiniz. Macera da biraz öyle oldu. Hatta o şey diyordu yani Balotelli'ye sarılırlarsa şaşırmam diyordu playoff. O kadar bir forvet kısırlığı var aslında. O yüzden de Scamacca denemesi ya da başka çeşitler çok şaşırtmıyor beni de. Benim de derginin favori 3 içeriğimden biri. Ellerine sağlık. Çok incesin. Teşekkür ederim. De. Müdürüm. Ama üzüldüm John Foote'a. Biraz kırıldım. Podcast'te de belirdim. Bak bir hatası yap. Yani inanma benim bir halimi hatırımı sormadan o kaydı kapatmış. Onu ünlü ettik. Ama sizin olay bir röportajınız vardı eski sayılarda. Ünlem yaratan onu ünlü eden ama... Atan da öyle bir karakter olduğuna inanmıyor ya John Foote diyor. İsmi çok şey geliyor. Ben gördüm gerçek. Enver Öter'in sorusuyla devam edelim. Romario'yu sormuş. 94'te dünya zirvesine çıkmış bir adam. Bir sene sonra daha 29 yaşındayken neden ülkesine döndü diyor. Ve genel bir Romario yorumu istemiş. İsminden çok hani diğer büyük yıldızlar kadar söz edilmiyor gibi demiş. Yani çok büyüktü ya. Yani belki bugün artık insanlar çok 90'lar konuşmuyor olabilir ama hani ben küçükken dahi, büyürken dahi Romario bambaşka bir seviyedeydi. Neden erken ülkesine döndüğüyle alakalı deli biraz çünkü konuşabiliriz. Evet. Deli döndü. Özeti o. Abi şimdi arkadaşım özür diliyorum yanlış anlamasın da. Enver Öter. Yok yok yani yaş şeyini bilmiyorum. Hı. Özür dilerim. Yani çok genç arkadaşlar o eski topçuları çok şey geliyor böyle hani hikaye gibi geliyor. Abi eskiden o Maverick dediğin adamlar manyaktı ya. Şimdi adamlar tamamen makine gibi birçoğu. Adam Nutella yiyor diye o ne çılgın oluyor. Ya. Eskiden Nutella bile namusluk alıyordu yani. Devres'te bir alır. Aynen ya. Bu da delilerin başında biriydi bu. Hani normal bir adam değil zaten. Raps'ın da PSV günlerini falan araştırırsanız Romario'nun nedenli bir deli olduğunu bilirsiniz. Gordon Milne de bana anlatmıştı. Cruyff'un çok fazla hikayesi var. Zaten Cruyff'la kavga edip dönüyor Brezilya'ya. Tabii ki sorun odur. Cruyff'un da kitabında vardır bu. Onun için problemli bir adamdı. Ama yani hiç ben az anıldığını düşünmüyorum. Belki sebebi şudur. Yani ardından hemen Ronaldo gelmesi belki o. Şimdi ben Figo'da da onu diyorum biliyorsun. Yani Ronaldo hemen Cristiano gelince Figo'nun bence ne kadar büyük bir oyuncu olduğu unutuldu. Şey de öyle. Bu da Brezilyalı Ronaldo. Hemen onun yerine daha iyisi gelince elbette o Ronaldo daha iyiydi. Bence ondan belki az duymuştur ama biz çocukken falan Romario yani tanrıydı yani acayip bir o pıt 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 hızlanması, bitiriciliği, zarafeti, fantezi genişliği. Sen zaten 94 izlerken mest olduk birbirimize vura vura. Evet, hem Dünya Kupası'nda hem Barcelona'yı konuşurken de bir iki maçını izlemiştik seninle eski programlarda var. Acayip ya yani. Kafası orada olduğunda çok acayip bir oyuncu. Zaten Cruyff da işte en çok kavga ettiği hoca belki odur. Çalıştırdığım işte 2010'ların başında El Mundo Deportivo'ya verdiği bir röportajı okudum. Orada diyor çalıştırdığım en yetenekli bir oyuncu oydu diyor. Sıra dışı bir yeteneğe sahipti. Tartışmam diyor. Ama çok meşhur bir karnaval anıları var mesela. Rio Karnavalı var. Romario dönmek istiyor. Ben gidebilir miyim? İki gün bana izin verir misin diyor. Cruyff da hani başta çok kızıyor ve saçmalama diyor tabii ama tamam yarınki maçta iki gol atarsan yapabilirsin diyor. Romario da 20. dakikada ikinci golü atıp el yapıyor çıkabilir miyim kaçayım mı yavaştan diye işaret ettiğini söylüyorlar Cruyff'a. Hakikaten acayip. Mesela 94 efsane diyoruz. 94 elemelerinde de çok fazla maçta oynamıyor. Pereira ile çünkü kavgalı orada da. Yani her hocayla öyle bir şey var. Hatta kupada yanılmıyorsam Dunga ile o da arkadaşı yapmış bunu. Pereira ki hani biraz daha dizginleyebilsin Dunga onu hani sağa sola kaçmasını engellesin diye. Yani çok fazla böyle hikayeye sahip bir oyuncu. O yüzden de Brezilya'da keyfi yerindedir. O yere dönmüş. Pele ile kavgalıydı hakeza. Valencia'da son denemesi Avrupa'da yine orada hocalarla kavgalı. Aragon. Bir de şimdi o zaman işte Avrupa Birliği dışından oyuncu kısıtlaması falan da olduğu için yani Brezilyalılar daha şey kalıyordu hani hemen o takımlar belki tercih etmiyordu yani yabancı sınırı da böyle değildi ve
o oyuncuların Brezilya'ya dönmesi daha kolaydı. Şimdi mesela Zico da öyle yani. Udinese'de sıkıntı yaşıyor. Bir vergi sorunu falan oluyor. Pat ülkesine dönüyor. Yani yoksa Zico bulamaz mı? Bir kulüp bulur. Ama yani o zaman Brezilya'ya dönmek, Arjantin'e dönmek daha seçeneklerden biri. Ondan belki bugünün futbolunda olsa devam ederdi başka bir kulüpte. Ya da Valencia'ya geldi zaten. Şeyde yanılmıyorsam Beşiktaş Valencia maçlarında falan var. 90'ların sonuna doğru ya 90-90'lı bir iki denemese 5-6 maça çıkıyor galiba. Çok az yine oynayıp kavga edip dönüyor. Onların problemli bir adamdı ama muazzam bir yetenekti. Ben hiç azanıldığını düşünmüyorum. Çok iyi oynuyor. Bu aralarda biliyorsunuz sol siyasetin yüzlerinden biri. Aynen. Brezilya'da. Birçok futbolcu 2014 Dünya Kupası ev sahipliğini desteklerken o çok sert karşı çıkmıştı. Yani hem federasyondaki yolsuzluklara çok sert tepkisi vardı. Hem ekonomik olarak Brezilya'daki halka ciddi zarar vereceğini söylüyordu. Hakeza olimpiyat oyunlarına da bu kadar fakir insan aynen varken hani o delilik enerjisini iyi bir şeye harcadı. Güzel demeçleri olan ilginç bir adama dönüştü ama topçulu öyleydi evet sorunlu. Yani sorunlu demeyeyim de nevi şahsına münazır. Şimdi o sorun da nevrik değil. Abi, öyle diyelim bir adam aynen yani. Yapacak bir şey yok. Doğru. Mustafa Şahin'in sorusu Gareth Southgate'in milli takım performansı hakkında ne düşünüyor diye sormuş. İngiltere'nin büyük turnuvalardaki kötü kaderini bir nebze olsa yendi diyebilir miyiz? Bir de önümüzdeki Dünya Kupası'nın favorisi midir sizce? Favorilerinden biri midir sizce İngiltere? Hayır. Tarih bize bir şey öğrettiyse eğer çok fazla Dünya Kupası izleyip program yaptık. İngiltere'yi asla favori göstermememiz gerekiyor. Onu söyleyebiliriz ama naçizane söyleyeyim sana atayım pası. Her hani yine ben küçüklüğümden alarak başlayayım. Her kupada sen İngiltere zaten canım yani nerede takılacak diye baktığımız bir şeyden hani son birkaç turnuvada hakikaten belli bir saygınlığa getirdi Southgate. Futbolunu eleştirebilirsiniz, yapabilirsiniz ama Euro'da da işte Belçika olsun, birçok iyi takım vardı, Fransa olsun, çıkarıp o takımı finale götürdü. Penaltılara kadar taşımayı başardı o final umudunu. O yüzden de ben başarılı buluyorum açıkçası Southgate'in milli takım hocalığı karnesini. Başarısız demek ayıp olur. Dediğin evet, gibi tartışılır. Oyun yapısı, kurgusu ama şeyi görüyorum ben işte. Yani dünyanın en tempolu ligine bu futbolu oynatıyor. Abi o tempolu ligin sebebi yabancı oyuncular %90'ı yani. Yani onu insanlar kaçırıyor. Sanki İngiliz hocalar, İngiliz futbolcular Liverpool'un, Chelsea'nin o futbolunun temeli gibi. Ben yıllar evvel Kadir Has'ta şeydeyken, kurstayken bir İskoç Federasyonu'ndan bir abimiz gelmişti. Adını falan unuttum, özür dilerim. Ona da sormuştum. Yani İngiltere'nin bence temelinde, bunu daha önce de konuşmuştuk, sorunu İngiliz hiçbir futbol takımının temelinde İngiliz oyuncular yok abi. Tarihte de böyle. Liverpool'a bak, İskoçlar, İrlandalılar, Nottingham Forest öyle. Hepsinde o yabancı saymadıkları işlerine geldiği için o oyuncuların temeline kurulmuş takımlar vardır. Yani şimdi de öyle. Şimdi yabancı oyuncular, yabancı hocalar. İşte yani Conte'nin 3-5-2'sini bir senede çözemiyorlar. İşte başka bir taktik. Ya yavaş yavaş Guardiola'ların, Klopp'ların o soslarıyla bence kendi halini almış, kendi şeklini almış bir lige dönüştü. Sen ne de işte Blackburn'u falan 90'larda izlediğimizde yani Allah korusun bir futbol yapısı var genel olarak dünya başka bir yere giderken. Bunu baz alarak bence Southgate'in oynattığı oyunu eleştirmeliyiz. Ha bir de şey var yani eskiden İngilizlerin çok yıldızlı kadroları olurdu. Artık onlar yok belki. İnsanlar o yüzden böyle ya bu mu İngiltere diyor. Ama o yıldızlı kadrolarla o sonuçlar alınırken bu kadrolarla son iki turnuvadır dediğin gibi. Ben özellikle son turnuvadaki o penaltıları yok koronaya önlem alıyoruz deyip tüm Wembley'e adam doldurmaları falan çok kuruldum da. Ama yani adamın ortada bir başarı var tabii canım yani. Ama İtalya'da Wembley'de adamı yine keyiflendi. Ondan keyif aldım. Bu arada topçuğunu çok severdim Southgate. Evet. Penaltıyı kaçırsa. Ya, o hikaye zaten adamın bagajı oldu diyelim yıllarca taşıdı sırtında. Yani seninle podcast'te de konuştuk. Şimdi ben milli takımda yerli antrenör çalışması tarafındayım düşünce olarak. Şimdi hangi İngiliz'i getireceksin abi oraya? İşte Eriksson'u falan getirdiler ki Eriksson da İsveçli'den çok İngiliz hakikaten. Göteborg'unu falan izleyin onların. O parladığı Göteborg'u İngiliz futbolu oynuyor. Zaten işte neydi? Swenish mi ne öyle bir şeyi vardı. Hudson'la beraber zaten onu İsveç'in 4-4-2'ye sevk eden koca. O bile olmadı. Capello'yu getirdin dünyanın en büyük kurtlarından. Yani lanet ettirdi. Sonra bir de Rusya'ya gitti futboldan soğuttu. Tam şimdi hangi İngiliz'i getireceksin ki oraya? Yani onun için bence elindeki takım iyi kullanıyor. Bir de İngiltere görkemli oyuncuların olduğu bir takımdı ama hiçbir zaman turnuva takımı olamıyordu. Doğru. Yani turnuva takımı olmak işte bize hep yerleşti. İtalya, Almanya böyle kıl da oynasalar o maçı alırlar. İngiltere onu becermeye başladı. Evet.
Eskiden 10 dakika düşüp 3-0'dan maçı verirlerdi. Şimdi düşseler de tutmayı biliyor. Şimdi 70 dakika ortada görünmese de bir şekilde maçı 1-0 bir duran top almayı başarıyorlar. Dediğim gibi zaten kısa turnuva formatlarında da başarının formülü o hakikaten. Ben hep söylüyorum, Chiesa olmasaydı İtalya'yı da onlar uyutmuştu. Mümkün değil, açamazdı İtalyanlar onu. Çok büyük turnuva oynadı Chiesa. Enes Samet Dereli'nin sorusu, uzunca bir soru, özetleyeceğim. Birleşik Devletler çok uzun yıllardır futbola yatırım yapıyor ama kadın milli takımının başarısı hariç ileride bir dominant futbol ülkesi olabilir mi demiş. Çin de işte önce olmak istiyor gibi yorumlar var. Amerikalılar gibi onlar da Avrupalı yıldızları oynatıyorlar ve 2050 Dünya Kupası diye bir hedeften bahsetmiş Çin için. Hani ben bilgim yok çok, o yüzden yanlış bir şey söylemeyeyim ama hani ABD konusunda belki biraz daha konuşabiliriz. Onda usta sensin yani. Sen yıllarca anlattın. Daha iyi biliyorsun benden. Bir film izledik bizi ağlatan. Amerika'nın. İnanılmaz. 50'deki o. O gerçekten o. Filmin adı neydi ya? Filmin adını unuttum. İnanılmaz bir film. Forma dağıtma sadece. Yorumlarda falan yazarız. Tavsiye ederim. Bayrak dikmeler. ya şöyle. Kadın futbolundaki başarısına öncelikle dönelim Birleşik Devletler'in. Oradaki hikaye şu. 60'lar sonra 70'ler başı yanılmıyorsam. Title 9 diye bir kanunname geçiyor. Cinsiyet eşitliği için de Birleşik Devletler bunun çok önemli olduğu anlatılır. Orada üniversitelerin spor burslarında verirlerken erkek ve kadın öğrencilere eşit şekilde bu bursları vermesi zorunlu tutuluyor. Şimdi bu yüzden de Amerikan futbol takımları erkek ve çok kalabalık olduğu için dengelemek adına hani çok fazla sporcuya sahip ne takım var? Hani işte lacrosse da mesela çok gelişmiştir. Yani beyzboldun, softbolu yine çok gelişmiştir Birleşik Devletler'de. Orada da hani yine kadın spor sayısı fazladır. Ve kadın futbolu da orada revaçta olan ülkelerden biri haline geliyor. 70'lerden itibaren çok fazla sporcuya bir üniversite kapısı açtığı için aslında birçok kadın sporcunun yetenek, atletik yeteneklere sahip sporcunun futbolu seçmesine yardımcı oluyor. Ve o kültür 90'lardan bu yana hem Dünya Kupası'nın oynandığında hem olimpiyat oyunlarında ciddi şekilde Birleşik Devletler'in favori olduğunu görüyoruz. Futbolda ya benim yorumum şu, çok fazla elit spor var. Yani yetenek taramada harika bir ülke Birleşik Devletler. Dünyanın en iyilerinden biri büyük ihtimalle küçük yaşlardan itibaren ama bunları atlayabilecekleri beyzbolu, Amerikan futbolu, basketbolu yani aklına gelecek çok daha fazla. Atletizm, yüzme. Dediğin gibi hepsine atıyorum, atletizmde çok başarılı olan bir sporcu aslında belki futbola da yetenekleri var ama küçük yaştan orada uzmanlaştığı için orayı görme imkanı olmuyor. Ekonomi de biraz daha diğer sporlara göre dar. Ha MLS dediğin gibi ben anlatıyorum, o 96'dan kurulan bir lig ve yavaş yavaş büyütmeye başladılar 2010'dan itibaren çok fazla ama ne olursa olsun Avrupa futbolunun yanında düşük. Ama diğer büyük liglerine baktığımızda dünyanın da en büyük ligleri aynı zamanda. O yüzden de tabii ki olası kazançları çok daha yüksek. O yüzden de çocuklarken özendiğiniz yıldız adayları genelde Birleşik Devletler'de, biz nasıl futbolculara özeniyorsak Avrupa'da onlar da işte beyzbol yıldızına, Amerikan futbol yıldızına ya da basketbol yıldızına özenebiliyorlar. Yani bize buradan uzak kalıyor ama yanlış bilmiyorsam basketbol bile yakın döneme kadar hani Amerikan futbolu, beyzbol ve buz hokeyi kadar popüler bir spor değildi yani. Tabii. Biz Avrupa'nın kültürüyle bakıyoruz. Bizde basketbol var, futbol var. Tamam ama orada o basketbol bile yani dünyanın açık ara en üstündeyken bile dördüncüyken futbolun oralara girmesi bence de çok zor. Çok kolay olmadı. O yüzden Dünya Kupası etki yaratabilir mi demiş. Muhakkak yaratabilir. 94'teki etki ne oldu? Ha orada da şey anlatıyorlardı. Sen daha iyi anlatırsın. 94'te Dünya Kupası düzenlenecek ve sonrasında Birleşik Devletler uçacak futbolda. Tam olarak öyle olmadı ama evet, bir miras bıraktı. 96'da o lig kuruldu. Hani buna söz vermiş zaten Birleşik Devletler Federasyonu ve sonrasında kalıcı olmayı başaran bir lig oldu. İşte 20 seneyi aşkın süredir devam ediyor profesyonellik. Belki buradaki Dünya Kupası ev sahipliğinin de farklı bir etkisi olabilir. Topçu da çıkar abi. Clint Dempsey abi sever. Evet, yeni jenerasyon iyi bu arada. Yani. Klinsmann zamanında Avrupa'dan hani Amerikan kökenli oyuncuları falan çekmişlerdi. Yavaş yavaş şöyle bir havuzu arttırmaya çalışmışlardı. Şu an çok erken yaşta Avrupa'ya gelen oyuncular var. İşte Reyna'nın oğlu var. İşte Pulisic'i biliyoruz. Birçok oyuncu yavaş yavaş erken Avrupa'ya gidip yollar yaratıyorlar kendilerini. Ki zaten eskiden de işte o dediğin Donovan'ın da Dempsey'li kadroda çeyrek final falan yaptığı oluyordu. Belli olmaz, Amerika bu. Klinsmann'ın Dünya Kupası'nda bir üstü vardı. Hatırlar mısın? Bir sweatshirt. O 50'deki formadan göndermeli bir amblem. Bayılırım o bana da. Ya bir yarı final Amerika'nın. 10 yıl bize futbol yapımı getirir. Belgeseller. 30'lu 40'lı yıllardaki senaristler Hollywood'da acayip üreten dönemde ya bir futbol filmi yazmamış. Yazsa bak nasıl uçuyordu. Amerika'da biliyorsun yani büyük hikayelerin hep senaristlerim. Beni kimse kandırmasın. LeBron'undan Jordan'ın hepsinde senarist var orada. Any Given Sunday'in futbolunu çek bak. Aynen. Bu ülke hikayeler üzerine kuruldu. Ya son saniyede bir Dünya Kupası filmi bak nasıl uçuyor. Penaltılarda ya da aynen, direkten içeride.
Şenol Karaburuk'un sorusu. Abiler, şu an aktif olarak yer alan stoperlerden bir takıma geldikten sonra defansın çehresini değiştiren işte Van Dijk ve Ruben Dias gibi örnekler vermiş. Sizce sıradaki aday kim olur demiş. Benim yok. Ben onların da mesela milli takımlarda ne kadar neyi değiştiriyorlar? Hani kulübün yapısı daha önemli gibi geliyor bana. Ondan daha ziyade. Evet. Çünkü defans eskisi gibi bireysellik üzerinden değil de genel kurgu üzerinden yorumlanmalı bence futbolda. Geçen sene ben Kielini övdüm diye alay eden insanlar yazın Kielini övmüştür büyük ihtimalle. Yani çünkü Kielini'nin Juventus'ta kurguda varoluşuyla İtalya milli takımının o iyi orta saha kurgusunda varoluşu ayrı şeyler ifade ediyor. Gördük de yani hani iyi bir orta sahayla Juventus'un orta sahası Allah muhafaza bir orta saha. Onda rakibi karşılamanla öbür tarafta parkta oluyor. Bence ona yorumlamalıyız. Yoksa Ruben Dias'ı da gördük şeyde Portekiz milli takımındaki etkisini. Yani o bayağı bir paçavra oluyordu. Ama City'de Guardiola'nın sisteminde yani Mascherano'yu da orada oynatabiliyordu. İstediğin adamı çekebildin. Fernandinho'yu da çekebildin. Pique'nin defosu ortaya çıktı mesela orta saha yapısı ortadan kalkınca filan. Onun için onlar kurgu bence daha önemli artık futbolda. Bilemeyiz onu. Benim yok şahsım. Evet yani. Mesela, özür dilerim De Ligt. Yani De Ligt mesela geçiş oyununda çok hata yaptı. Ajax'ta da belliydi ama insanlar onu çok şey yapmıyordu. Yani çünkü başka bir şey büyülüyordu Ajax'ın ve defans sanki her şey yolunda gibi gidiyordu. Juventus'un o zaten defolu orta sahasında bir de onun şeye gelince yani balon bile diyenler oluyor. O iyi bir stoper. Yani gayet iyi ama yani çok büyük her şeyi değiştirdi mi? Değiştirmedi. Çünkü başka defolar var. Onları kapatman lazım bütünlüğü sağlamak. Evet yani hücumdaki bir oyuncunun takımı sırtlamasından ziyade savunmada çok kolay olmuyor iş. Yani Van Dijk diyoruz ama evet Van Dijk iyi bir oyun oynuyor, etkili bir savunmacı ama işte Andrew Robertson var, Trent var, arkada Alisson var. Yani o da eski... Ön tarafın ani baskısı var. Eski zamanın Liverpool stoperleri bekleriyle oynamıyor yani bak. Dediğin gibi topu kaybettiğinde önde basan bir Klopp yapısı var. Keza City de aynı şekilde ya. Kyle Walker. Kaç tane Kyle Walker var hani? Hepsiyle beraber değerlendirmek lazım. O konuda katılıyorum ben de. Hummels'in misal ne kadar ağır bir oyuncu olduğu en baştan belliydi. Ama Dortmund'dayken insanlar onu anlatamıyordu. Yani çünkü o futbolda muazzam bir öyle. Beckenbauer bile diyenler oldu. Yani hani Allah çarpar zaten de. Hani ama o kurguda iyi görünüyordu. Artık defans oyuncuları ona göre yorumlanmalı gibi geliyor bana. Bonucci'yi misal Milan'da gördük işte. Yani ne kadar iyi şöyle böyle uçuyor kaçıyor. Milan'da neler yaptı yani. Doğru. Ama Nesta... Milan'a gittiğinde birçok şeyi onaracağını biliyorduk. Yani o zamanki şeyde bireysel savunmacılar değiştirebiliyordu bir şeyleri. Bedir Alın sorusu. 2 metrelik Pisa Kulesi Lorenzo Lucca. Ya da çok özür dilerim. Yani Ramos'u gençliğine getirebiliyorsan o da değiştirir. Ama o da yaşlandı yani şu an. Gençleri soruyor diye düşündüm. Yoksa son bireysel bence çok büyük savunmacı Ramos'tur. Onu tekrar söyleyeyim. Jenerasyonda yenileri saymıyor musun? Diaz, yani Van Dijk'ı o seviyede görmüyorsun. Yani iyiler ama o başka bir şey. O son büyüklerin arasında bir savunmacı. Az önce başladığım soru, Bedir Al'ın sorusu. 2 metrelik Pisa Kulesi Lorenzo Lucca hakkında senior ne der diyor. Seri B'de oynuyor. İsimden de Pisa Kulesi, Pisa olduğunu anlamışsınızdır. Onun dışında da genel bir soru sormuş. İtalyan futbolu hariç Avrupa'da eski tip forvet neredeyse bitti bence. Ne düşünüyorsunuz demiş. Vlahovic'i de hayvan forvet sınıfına sokabilir miyiz diye. Soru içinde çok soru var. Çok soru var evet. Şu hayvan forveti açıklayayım. Abi hayvan forvet uzun boylu falan bir adam hayvan forvet değil yani ya da gol atan. Böyle acı kuvveti olan. Ben onu anlatmaya çalışmıştım. Raul'a bile hayvan forvet yazan arkadaşlar oluyor. Yani Yeboa, Amokachi, Vieri. Yani bunlar yani böyle sırtında dört adam taşıyıp da gidebilenler. Hayvan forvet gol atmasıyla falan ilgisi yok. Yani Vlahovic Van Basten usulü forvetlerden. Yani tüm komple oyunculardan o. Ya da Brezilyalı Ronaldo. Ya adam kuğu gibi abi hayvan forvet midir? Abi Ronaldo nasıl hayvan? Çok zarif balet gibi bir şeydi o. Ya onu bir açıklayayım. Önce Vlahovic de hayvan forvet falan değil. Bir kere ayak tekniğiyle ön plana çıkan bir oyuncu Vlahovic. Yani gücü mücünden ziyade oyun bilgisiyle ön plana çıkıyor. Hayvan forvet kimdir? Zapata misal. Ya da Simone ona biraz örnek. Yani çok gücüyle giden, tırmalıyor. Sırtını alan aynen bu fiziki sıkıntıları var belki. 1.80 falan boyu ama yani o gücüyle kilidi açan oyunculardan olabilir. Yani aklıma gelenler. Onlar o tarz oyuncular. Vlahovic öyle bir oyuncu değil. İlk sorusunu bilmiyorum. Ben Serie B'ye o kadar izlemiyorum. İzleyemiyorum. Lucca'yı izlemedim. Bilemem yani ama evet uzun boylu bir çocuk. Ümit milli takımda falan gördüm. İtalya'da şöyle bir ilginç şey var. O yorumu haklı. Yani İtalyan futbolunda böyle
eski tip İngiliz santrforları çok görmezsin. Yani görürsün de John Charles'lar falan, Hathaway'ler dışarıdan alırlar. Yani kendileri çok üretmez. Vieri bile çok nevi şahsı. Biraz Boninsegna Riva karışımıydı. Vialli öyleydi. Yani böyle 1.90 üstü Tony'ye kadar ben hiç hatırlamıyorum izlediklerimin arasından. O Tony'den sonra sanki öyle bir şey geldi işte. Pelle'yi de öyle kullandılar filan. Ve Conte'nin o Pelle üzerinden hücum organizasyonu yapma, işte istasyon dedikleri merkez, pivot santrfor gibi kullanma özellikleriyle İtalyanlarda bir ışık yandı gibi sanki ve o tarz oyunculara biraz yer vermeye başladılar. Yoksa vardı eskiden, mesela Bonazzoli vardı, bu oynayan değil, Sampdoria'da falan oynayan, onlar da o tip oyuncuydu ama 80'ler 90'larda falan öyle İtalyanları çok hatırlamıyorum yani. Genelde dribling halinde şut atabilen güçlü öyle santrforları vardı. O açıdan ilginç İtalyanların bu şeyi. Yani Scamacca da öyle yani. O da 1.90, 2 metreye yakın filan bir oyuncu. O yönden ilginç bir, ne diyelim, bir akım var İtalya'da. Evet, haklı. Mehmet Sezi Yelkin'in sorusu. Güzel şeyler söylemiştir. Ama Vlahovic de onlar aynı oyuncular değil bence yani. Vlahovic'le yine büyülendik ya geçen sene izlerken. Acayip oyuncu hakikaten. Hayvan forvet. Mitrovic var ya, Vlahovic deyince. Ha o aynen. İşte. Ha o. Diğer Sırp diyorsun. Hiçbir özelliği yok adamın ama güçlü ve gol atıyor. Bayılıyorum biliyorsun. Yani o. Christian Vieri. Seni bile geçemezdi Vieri yani. Öyle bir yetenek düşmanıydı ama muazzam bir güç ve gol sezisi vardı. Yani o gücü hayvan forvet olma sebebi. Yoksa ya da Yeboah yani direği falan kırıyordu topu vurduğunu. Doğru. Yeboah demişken Mehmet Sezi Yelken'in sorusu da onunla bağlantılı. Afrikalı futbolculardan bir 11 rica etmiş. Ya bu 11 soruları beni hep zorlar Buğra. Neyse ki artık izleyicilerimize bu sevmek şeyine, bizim izleyiciyle anlaşıyoruz o konuda. Biraz rahat olabiliriz ama birlikte yapalım bence. Yani tamam. Ben tek başıma artık bir suç ortağı buldum kendime. Sen de suçlamalara şey yaparsın. Objektif şekilde tarihin en iyi 11'idir değil de hani bizim izlemekten sevdiğimiz pozisyon pozisyon. Ya kaleciyle başlayalım. Kaleci olmak zor oluyor. Zor yani. Aynen. Afrika'da kaleci olmak. Buffon'un hayran olduğu en konu hani en azından böyle bir etkisi var yani Buffon'un. Evet. Ben onu izledim, hayran oldum dediği bir yani, konu var. Bir ara Enyama'yı hep o listelere yazılıyordu ama onun da kariyeri çok çabuk düştü. Evet, evet. Bir Dünya Kupası'nı fena oynamadı ama yani cidden öyle ama ya. Mesela şeyde Ghana'da abi, o jenerasyonda Kingston yerine biraz kaleci olsaydı daha da iyi yere gelirlerdi. Yani bir Afrika cidden öyle. Onana mıydı Ajax'ın kalecisi? Evet. Mesela o olabilir gibi aynen görünüyor ama işte onun da biraz kariyerini görmek lazım. Şimdi madde falan çıktı. Evet, aynen. Zor kaleci. Beklere geçelim. Onu abimizi koyalım. Beklere geçelim o zaman. Arsenal'ımızın Loren'i olabilir belki. Öyle mi diyorsun? Sağ takımda bek etki yapmıştı. Ben sol beke koyayım o zaman. Koy. Ben Kvaratskhelia'yı koyarım. Ben de onu söyleyeyim. Sol, yani orta sağlığını da çok severdim. Sonra adam bir anda evet, sol bekle evrildi. Çok beğenirdim. Merkez orta sağlığını da sen dediğin gibi. Tabii çok severdim. Çok erken öyle oynuyordu. Çok erken ilk seviyeden düştü ya Samoa. Yani biraz daha ben büyük takımlarda oynar diye düşünüyordum. Hatta geçen seninle baktık. Evet, evet. Ben de oğlum yaşlandı dedim sana, yaşlanmamıştı. Bu kadar da yani bugün için çok yaşlanmadı. Stoper. Kufor. Bayern'de o eski kazak gibi duran formayla. Benim en sevdiğim Afrikalı stoper Uche yani. Aa evet. Uche'yi koyarım en sevdiğim. Ben hep anlatırım küçükken. Televizyonda işte özetmez hep bir şeyler izliyoruz herhalde. Annemi çağırmışım içeriden. Anne gel 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 falan, ne oluyor demiş. Gelmiş. Bak arkadaşım diye Uche'yi göstermiş. İlk arkadaşım Uche'ymiş yani. Çok seviyormuşum o zamanki etkisiyle. Deniz Uygur olmuş. Doğru. Evet, Uche diyeyim ben de. Yani. Yanına kimi koyalım? Kufor dedim ben artık. Kufor. Demiş oldum. Sen Ture Kola Ture'yi düşünecek zaten. Kola Ture Kufor düşünüyordu ama Uche'yi unutmuştum. Evet. Uche ile Kola Ture olsun o zaman benimkisi. Tamam. Evet, merkezde ve ileride çok aday var şimdi. Ya ileriye Eto, Drogba veya koyalım da işte hepileri eritelim. Salah da olabilir mesela. Hadi ben Afrika'da veya yerine onu Salah koyayım. Yani. Aslında aynen, ben de veya çok büyük etkisi vardı küçükken ama Eto, Drogba kesin. Ya bir de Afrika'da hakikaten o kuzey tarafı unutuyoruz hep bak. Orada çok tabii büyük oyuncular var abi. Macer'i koymak mesela. Tabii yani belki aynen öyle. Şampiyonlar Ligi alıyor adam. Kesinlikle. Orta sahada Okaça'yı koyarım. Sen bayılıyorsun evet. Yaya Toure'yi koyarım. Toure de büyüktü. Aynen. Zaten çok en çok beğenirim. Yılın Afrika oyuncusu ödülünün sahibi o galiba. Olabilir. 4 yer alıyordu ekibi. O bölgede hakikaten simgeydi. Ya bir de Abedi Pele'yi de koyarım ya. O da büyük etki değil mi? Ben Essien düşündüm bir de arkalarına. O da olur. Sen bayağı bir sağlama aldın. Aynen. O kaçın koşmamasının. Çok kalabalık hücum attı.
Sigorta lazım oraya. Olur. Diğer sahadaki izleyicimiz Sadri Alış'ın sorusu. Senior'un sinema sever bir kişiliği de var biliriz diyor. Karizmanın yıkılmaz kalesi çirkin kral Lee Van Cleef hakkında ne düşünüyor demiş. Ne düşünüyorum yani. Bayılırım. Onun müjdesini de vereyim. Tanju'yla ve Marcello Mastroianni yapmıştık. Evet. Şimdi de Tanju'yla bu seneye ait bir sağ dışı planımız var. Western. Spagetti Western. Çalışmalara başlamış durumdayız. Gelecek ama hemen değil. Biraz bekleyeceğiz. Hemen değil. Acelesi yok diyorsun. Aynen. Beni de babam çok sever. Pazar kuşağında defalarca izlemişizdir. De. İsmi bilinen az oyuncu vardı. Yani şimdi Simon bilirsin ama ismi çok bilinmiyordur yani bizim şeylerde. Ama Lee Van Cleef hani herkes biliyor. Tabii tabii. Etkisi başka. Yavaştan kapatalım. Böyleydi sorularımız. Teşekkür ederiz sorularınız için bu arada. Seçmeye çalıştık çok da süremize uyduracak şekilde. Böyle böyle devam edeceğiz sezon boyunca. Evet, Buğra açıkladı. Bari öbür bölümü de söyleseydim Buğra'cığım. Öbürünü de söyleyelim. Dortmund yapacağız. 96-97. Eminsin bundan. Çok tartıştık. Sen de dün gece 3 sularında yok. 2 sularında da bir acaba mı dedik ama en son Dortmund'da kanaat kıldık gibi. Tamam. Almanya'ya uğramamıştık bir süredir. Kayserslautern'den beri. Tamam. Oraya uğrayalım. Ya çünkü bir planımız da Marsilya'ydı ama Marsilya biraz daha geniş olacağı için onu sonraya bırakalım dedik. Zaten Jean-Pierre Papin de yapacağız. Onu büyük ihtimal yeni yılda yapacağız. Onun için Buğra'yla bir fikir teatisinde bulunup Dortmund'u seçtik. Sizin de bu arada görmek istediğiniz özellikle takımlar, sezonlar, şampiyonlar varsa hani fikir verebilirsiniz. Yani çok böyle bir yoğunluk, yığılma varsa hani sonraki bölümler için tercih sırası olarak Türkiye değiştirebiliriz. Dışında. Tabii tabii Avrupa'dan. Kupa 1, Kupa 2. Onu da söyleyeyim. Türkiye'den çok ricada bulunuyorlar. Yani bizi Türkiye'ye bulaştırmayın. Çünkü Türkiye ile ilgili bir şey yaptığında ya onu niye yapmadın? Çünkü o takımlı mısın, bu takımlı mısın? Yani benim keyfimi burada keyif alıyoruz birlikte, sizlerle birlikte. Öyle şeylerle keyfimiz kaçmasın. Biz Avrupa'dan devam edelim. Anlaştık. Öyle Buracığım. Ağzına sağlık. Dortmund'un Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu konuşacağız. Maçları izleyeceğiz. O müthiş aşırtmayı konuşacağız. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Bu haftalık soru cevabımızın sonuna geldik. Haftaya Dortmund'la ilgili de sorularınızı bekliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.